Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben, hoş geldiniz. Bu akşam iki tane canlı yayınımız var, biliyorsunuz normal rutinimiz saat 22'de. 22'de sevgili Canan Bektik'te çok ilginç bir konu konuşacağız. Hakikaten çok ilginç bir konu konuşacağız. Sevgili Hakan Yılmaz, Çebi Hocam, Can Hocam, hoş geldiniz, hoş geldiniz güzel hocam. Evet sevgili canlar, şimdi sevgili hocamız Emre Ziya Yazgan hakikaten trafikte yetişmeye çalışacak. Bugün size ruhsal hijyen ve ruhsal hijyen meditasyonu yaptıracak. Onun için hocam gelinceye kadar birkaç dakika konuşalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz de. Ama sevgili Emre Ziya Yazgan hocamızın cumartesi ve pazar günü 28-29 Ağustos önümüzdeki hafta 2 günlük bir eğitimi var. Bir tanesi zihin navigasyonu, bir tanesi aile sıra düzeni. Yani ailede, atalarımızda, yerimizde miyiz yoksa başka bir yerde miyiz? Onunla ilgili. Bir de doğum sırasındaki oluşan travmalarla ilgili tekrar doğum. Yine kürtaj travmalarıyla ilgili. Yani 2 gün boyunca sevgili canlar şey var, eğitimi var sevgili Emre Ziya Yazgan hocamızın 28-29 Ağustos'ta bununla ilgili. 0552 579 579 6'dan ulaşabilirsiniz sevgili canlar. Evet bu arada elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Uyanış konusunda çabalıyoruz biliyorsunuz sevgili canlar. Hoş bu arada canlar dediğim için eleştirenler, vay canına dediğim için eleştirenler lütfen biraz daha empati kurup biraz daha hani bizi anlamaya çalışın. Eğer biz söylemlerimizle kullandığımız kelimelerle yargılanırsak sürekli biz olmaktan çıkarız ve biz olmaktan çıktığımızda da size katkımız olmaz. Başka biri oluruz. O zaman sizin istediğiniz gibi biri olurum. O zaman her birinizin istediği gibi biri olma şansım yok. Bırakın sadece ben olayım. Benim ben olmama izin verin sevgili canlar. Şimdi sesi az duyuyorsunuz ama ses benim hafif bir sesle konuşuyor olmamdan kaynaklı. Yüksek sesle konuşmuyorum artık. Biraz daha dengeye geldiğim için yüksek sesle konuşamıyorum sevgili canlar. Olduğu kadar duymaya çalışın lütfen. Evet, sevgili hocam geldiyse hemen bağlayacağım şimdi size. Dün akşamki şeyi soruyorsunuz. Sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocamla ücretsiz eğitimi soruyorsunuz. 800 ücretsiz eğitim verilecek. Oradaki eğitim için verdiği şifre de benim adım Mukaddes. Küçük harflerle Mukaddes yazacaksınız sevgili canlar. Hikayede var. Oradan girerseniz sertifika da verecekler sevgili Bülent hocamın. Büyük jesti Allah razı olsun. 4 saatlik bir eğitim sevgili canlar. Girmeye çalışın tekrar ben hikayede paylaştım. 2 tane paylaştım. Link attım sevgili canlar. Hala birkaç 100 kişilik yer vardı. Kaçırmayın onları bize Bülent hocamın özel jesti olduğu için. Lütfen kaydınızı yaptırın. Tekrar söylüyorum 28-29 Ağustos'ta Emre Ziya Yazgan hocamızın 4 tane sabah 10'dan 2'ye kadar, 2'den 7'ye kadar cumartesi günü, yine pazar günü sabah 10'dan 2'ye, 2'den 7'ye kadar 4 eğitimi var. Birisi zihin navigasyonu, birisi aile sıra düzeni, birisi kürtajla ilgili, birisi de yeniden tekrar doğum dediğimiz şey, anne karnından yeni doğduğumuz ana geri dönüş sevgili canlar. Hocam geldiniz mi? Ben sizi eklemeye çalışıyorum ama hakikaten yoldan geldi sevgili Emre hocam da yorgun yorgun bir hijyen, ruhsal hijyen meditasyonu yaptıracak bize sevgili canlar. Yani bir zihin temizliği yaptıracak. Hocamı bekliyorum şu anda. Saat 22'de Canan Bektik'le bekliyorum sizi yayına. Evet, çok teşekkürler. Sevgili canlar, hepimiz
Hepim var var hikayede var sevgili dostlar. Kayıt yapılacak, evet. Doğallık, evet, doğal görüyorsunuz. Ben doğallığı seven bir insanım. Doğrudur. Doğallık, yani her konuda doğallık, duyguda doğallık, zihinde doğallık. Doğallık bana göre değişmeden kalabilmek, sahte olamamak, olmamak, gerçekten maskesiz olmak, bize yüklenilen maske değil, bizim olduğumuz gibi kendimiz gibi olmamız, kendimiz gibi olabilmek. Çünkü biz doğduğumuz andan itibaren Anatole Gramsci'nin dediği gibi yamalı bohça olarak doğarız genlerimizle, DNA'larımızla ve doğduğumuz andan itibaren de bu yamalı bohçanın üzerine bizler de etiketler, title'lar, yamalamalar yapmaya devam ederiz ve bunu gelecek nesillere böyle uzatırız. Gelecek nesillere böyle aktarırız. Doğduğumuz an itibaren yargılamalar, etiketlemeler, ön yargılar tamamen ve tamamen işte birisi bize yanlış yapar, biz sonra ona benzeyen herkesi onun gibi etiketleriz sevgili canlar. Ondan sonra da yargıdan işlemeye başlarız. Bu bize yapılan en büyük tuzaktır ve biz bu tuzakla tortulaşmış geçmişle, tortulaşmış bir ruh haliyle yaşamaya devam ederiz ve bu çok zordur. İşte bu tortulardan kurtulmak, bu geçmişten bize bırakılan ağırlıktan ve yükten kurtulmak. Hani balon yukarıya doğru uçarken içindeki ağırlıkları atarsa uçar ya. Ya da hakikaten bir gemi ya da bir sal hani yüklerini atarak yol alabilir ya bazen zor zamanlarda. İşte bizim artık şu yüklerimizden ve karmik tortularımızdan yavaş yavaş arınmamız, yüklerden hafiflememiz lazım. İşte bu yükler, işte bu yamalı bohçadaki yamalar, işte bu yükler her biri bize her gün çevremiz, ailemiz, anne babamız, insanlar tarafından yüklenen yamalar, yargılar, etiketler. Biz yaşadığımız her olayı, her fenomeni, her karşılaştığımız insanı hemen saniyenin bilmem kaçta kaçında hemen etiketleriz ve onunla ilgili bir yargımız vardır. Aslında başlangıçta bu bizi korumak içindir biraz ama biz bunu daha sonra egosal şeylerle karıştırırız, durumlarla karıştırırız. Emre Hocam geldiniz mi? Geldim. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Yorgun yorgun geldiniz biliyorum. Çok ciddi bir koşuşturma içindesiniz sevgili Evet, hocam. yetişemedim. Yolda mola verdim şu anda. Şeyden başka bir şehirdeyim. Aa, şu anda molada mısınız hocam? Moladayım, evet. Aa, olduğunuz yerde değil. Ve şimdi yayından sonra yola devam mı? Yola devam edeceğim hocam. Kıyamam size sevgili hocam. Evet, şimdi şeyden 28-29 Ağustos'taki şeyden bahsettim. Biraz ruhsal hijyen kampından bahsettim. Online kampından. Sabah 10'la 2 arasında zihin navigasyonu değil mi? 10'la 14'ten sonra 17'ye kadar da yine kürtajla ilgili. Sonra Çocuklar şöyle, zihin navigasyonu saat 2 gibi biter. Uygulamayı anlatmamız gerekirse 2 gibi o uygulama biter. Orada bir saatlik bir ara veririz ya da 5 dakikalık bir ara veririz. Hemen arkasından ikinci çalışmamızı başlatırız. O şekilde gider diye düşünüyorum. Çünkü zihin navigasyonu güzel bir çocuk, içsel çocuk çalışması. İçinizdeki o çocukluğumuza ait kaybettiğimiz ve unuttuğumuz travmatik parçayı bulup ortaya çıkartmaya yarayan çok güzel bir çalışma. Çok fark etmediğimiz, unuttuğumuz çocuğu bulduruyor bize. Dolayısıyla o şok hali oluşturuyor. O şok halinden sonra hatırladığımız o çocuğu alıp onunla tekrar bir iletişime geçiyoruz. Bu çok yani eşsiz bir çalışma. Peki şeyde aile sıra düzeninde nedir hocam? Pazar günü sabah 10 ile 2 arasındaki. Pazar sabahki aile sıra düzeni hocam. Şimdi bizim sistemde çarklar her şey doğru yerdeyse sistem doğru çalışır. Biz sistem dediğimiz aklımıza aile geliyor.
Ailedeki çarklar da eril ve dişil enerjilerdir ve işte şeylerdir yani ailemizdeki fertler kişilerdir. Herkes aile bedeninde doğru sırada, doğru yerde ise ve biz onları doğru yerde görüp doğru yerde onurlandırırsak o zaman bizim yaşantımız muhteşem bir hale dönüşmeye başlar. Bakın yolunda gitmeyen işlerinize baktığınızda ve bu işlerin sonuçlandığı zaman incelediğiniz zaman hep aile fertleriyle alakalı bir boşluk vardır. Onunla alakalı olduğunu görürsünüz. Mesela bir kürtaj vardır orada. O kürtaj siz fark etmezsiniz ve yok sayarsınız ama o vardır ve o bir aile sisteminde yer alınması gereken bir kişidir. Ya da unuttuğunuz, aforoz ettiğiniz aileden bir kişiyi saymazsınız. Ya da bir kişi suç işlemiştir, ağır bir suç işlemiştir. Onu aile sisteminden belli bir süre çıkartmak gerekir ceza vermek için. Siz onu yapmazsınız, aile sisteminin içinde sayarsınız. O zaman aile sistemi buna zehirlenir. Yeni suçlar ortaya çıkmaya başlar gibi. Şimdi bu sıra düzeni kim var, kim yok ve kim nerede sorusunun doğru cevabını bize bulduracak olan sanki böyle birebir terapi yapıyormuşuz gibi yaptığımız bir çalışma. Ben orada doğru direktifleri verdikten sonra arkadaşlarım aile sıralı düzenlerini yapıp sonuca ulaşıyorlar. Yanlışlıklar, hatalar ve orada şeyler varsa bunların anlamları var. Orada o anlamları bulup niye o anlamları yüklediklerini fark ederek her tarafından maskeler çıkıyor. Bu anlamları bulup işte orada düzenleyerek aile sıralı düzenlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Çok o da güzel bir çalışmadır. Hocam, kadın ve erkek kökü çalışmalarını yaptım ya da onu aldım diyenler var. Yine de bu farklı mıdır diye soruyorlar hocam. Farklı hocam, çok farklı çalışmalar. Çok Yani farklı. tamamen farklı çalışmalar. Tamam. Peki pazar günü Yani öğleden sonrası. ortak birkaç noktaya başvuracağız. Tabii ki kökenli aile dizimi, eğitimi ve terbiyesi olacak bu çalışmaların içinde ama bununla beraber çok farklı branşlara da dalmış olacağız. Peki hocam, şeyden sonra saat 2'de tekrar doğum dediğiniz şey nedir? Reboarding. Hocam benim bugüne kadar gördüğüm, duyduğum, bildiğim, yaptığım, hissettiğim ve bana yapılan benim de hayatımda çok büyük değişimlere sebep olan bir çalışma. Sürprizi daha fazla kaçmasın. Tekrar doğum. Anne karnındaki şimdi biz anne karnının içerisinde ve doğum anında yaşadığımız bütün travmaları bütün yaşamımıza genelliyoruz. Hocam mesela bir korkumuz var. Diyelim ki anne karnında aldık. Bu korkumuzu eğer o sırada düzenlemediysek biz bütün hayatımızda o korkuyu arayacağımız bir hayat yaşamayı kendimizi ayarlıyoruz. Dolayısıyla bütün hayatımız boyunca o korkuyla cebelleşirken kendimizi buluyoruz. Bunun için zaman, para ve emek harcıyoruz. O fark ettiğimiz zaman bunu harcadığımız meseleyi ne kadar çok zaman, emek ve para harcadığımızı o korkunun içinden geçip orada bitiriyoruz ve sonra hayat bize sürprizlerle geri dönüyor. Hocam, soru şu: sizin yaptırdığınız maratonlarla aynı mı, maratonlardan farklı mı bu diye soruyorlar. Maratonların içeriği biraz daha geniş kapsamlı. Bu 2 günlük bir çalışma. İçerisinde benzer çalışmalar var, farklı çalışmalar da var. Evet, aynı değil yani. Sonuçta benim altına imzaladığım çalışmalar benzerlikler olabilir ama benzer ve farklı yönleri olacaktır. Evet. Başka sormak istediğiniz bir şeyler var mıdır canlar? Hocamın çok zamanı yok gördüğünüz gibi. Meditasyona geçmeden önce birkaç dakika özellikle bekledim. Sevgili canlar. Evet, bu Başka? şeyle 4 çalışmayla ilgili sorular varsa özellikle yani kafanıza takılan bir şeyler varsa bunları aydınlatalım. Bana en çok sorulan soru şunlar oldu. Bu işte anne baba köklerinin yeni bir çalışması mı? Hayır değil. Anne baba yani eril ve dişil enerjinin dışında konular çalışacağız. Yani bolluk ve bereketin dışında konular çalışacağız. Bilinçaltındaki bakın bu hafta sonunun adı ruhsal hijyen. Ruhsal hijyen. Böyle düşünün. Ruhsal hijyen. Ruhtaki bu bilinçaltındaki çöpleri dezenfekte edip çıkarttığımız mikroplardan arındırdığımız bir süreç yaşayacağız.
Numarayı yanlış yazmışız diye uyardılar şimdi. Numarayı yanlış yazmışız sevgili canlar. Bir dakika. Hay Allah. Hocam çok özür diliyorum. Pardon hocam. Lemuriye Akademi'nin diğer numarasını yazmışım. Sevgili canlar 0538 433 48 11. Diğer telefondan uyardılar şimdi. 0538 433 48 11 yanlış numara Pardon hocam. vermişiz. Rica Efendim? edeceğim. Bu çalışmaları sizi özellikle davet ediyorum. Çok yoruldunuz. Son dönemde bu özellikle yangınlar, sellerle beraber çok siz de yıprandınız, yoruldunuz. Sizi de bir ruhsal hijyene sokalım bence bu çalışmalarla birlikte. Beni mi hocam? Evet hocam. Tabii 0538 433 48 11. Tabii ben de orada olacağım hocam. İnşallah hep Hani birlikte bu. şey olarak değil hocam. Siz de böyle öğrenci gibi yani danışan gibi oturtacağız. Elinizden Tabii bütün şey tabii. kontrolü alacağız. Siz böyle şey katılacaksınız. Çok keyfini çıkartın çalışmayı. Tabii tabii inşallah hocam. Evet numarayı tekrar verdik. 0538 433 48 11. Lemuriye Akademi'nin diğer numarasını vermişiz. Çok özür diliyorum. Hemen uyardı arkadaşlar. 0538 433 48 11'den ulaşabilirsiniz. Evet canlar. Evet o zaman yavaş yavaş hocam sizi de çok bekletmek istemiyorum. Biz isterseniz meditasyonumuza geçelim mi? Peki meditasyonla değerli bir çalışma yapacağız bugün. Bir demo çalışması olacak bu. Özellikle 28'inde çok üzerinde duracağınız bir konu var sevgili arkadaşlar. Bizim fark etmediğimiz aile bireylerimiz var. Ve bu aile bireyleri içerisinde fark etmediğimiz aile bireylerine şöyle açıklayabiliriz. Bu kürtaj ile alınan kişilerin durumu birçok felsefi yaklaşımda, dinde, işte tıpta farklı farklı ele alınmış. Biz aile diziminde anne rahmine düşmüş olan her kişiyi kişi olarak ele almalıyız. Anne rahmine bir kişi düştüyse o yaşam hakkını artık ele almış demektir. Şimdi bazı bakış açılarına göre doğmaması gereken ruhlar orada bulunur gibi bir bakış açısı varsa da biz bunu böyle bakmıyoruz ve iradeyle bir yaşamın gidişatın son verilmesi olarak düşünüyoruz kürtajı. Dolayısıyla yani bir kişinin hayatına iradeyle son vermek çok yakışmasa da bizde bir cinayet gibi bir şeydir, yorumdur aslında. Konuya biraz da böyle bakmak gerekir ki dolayısıyla bunun sonucunda çok fazla şey oluşur, defekt oluşur ailede. Bir kürtaj olduğunda ki biz bu her ailede duyuyoruz işte 3 kürtaj, 5 kürtaj bu çok kolay bir rakam gibi söylense de bunların her biri bir can. Sizin çok sevdiğiniz söylerken ağzınızdan çok güzel çıkan canlar diyorsunuz ya onların her tanesi o rakamların her bir tanesi bir can olacaktı. Ama belli sebeplerle o sebepler işte her neyse bunların yaşamları durduruldu. Kürtajın 3 nesilde farklı farklı genelde etkileri çıkıyor. Bunlar yaptığımız seanslarla elde ettiğimiz tecrübelerle sabit ama bunun dışında başka olasılıklar da oluşabiliyor. Yani kürtajın verdiği etkiler psikolojik, ruhsal olabiliyor. Maddi olarak insanda bazı şeylere sebep olabiliyor. Bunların hepsini tespit edelim. Çok kısa bir süre içerisinde hayatımıza bunları düzenleyebiliyoruz. Mesela nedir bu etkenler? Biraz bunun üzerinde duralım isterseniz. Anneannemizden başlayarak yani anneannemizin annesinin yaptırdığı kürtajlardan başlayarak ya da babaannemizin annesinin yaptığı kürtajlardan başlayarak anne babamız ya da bizim kendi sistemimiz içerisindeki kürtajlara kadar her nesilde oluşan kürtajların bizim yaşamımızı etkileri biraz farklı olabilir. Örneğin karı koca arasında eğer bir çocuk aldırıldıysa bunun ne gibi sonuçları olur? Öncelikle kürtaj aşkı öldürür. Aşkın katili kürtaj deriz biz. Böyle bir kitap vardır aslında. Aşkın katili olan kürtaj içine girdiği sistemin içerisinde o evlilik bağını bozan karı ve koca arasındaki yani eşler ve partnerler arasındaki ilişkinin arasına girmiş
bir boşluk var demiş. Bir sıkıntı, bir sorun. Aradan 10 yılda geçse, 15 yılda geçse kişiler fark etmezler belki. Çoğu zaman ki fark etmiyorlar aralarındaki sorunun gerçek sebebini. Alınan bu çocuk eşe karşı duyulan bir öfkeye sebep oluyor. Örneğin düşünelim ekonomik sebeple yani bu çocuğa bakamayacağız o yüzden aldıralım ya da bu çocuğun babası yok diye bir çocuğu kürtaj ettirelim. Şöyle düşünsek mesela doğmuş olan bir çocuğunuz var. İşte biz seni okutamayacağız seni keselim diyebilir miyiz? Mantıksız geliyor değil mi? Şimdi bu mantıksızlığı anne içindeki, rahmin içindeki çocuğa yaptığımız zaman görmediğimiz için gönül katlanıyor. Ama aslında bilinçaltı buna hiç katlanmıyor. Bilinçaltı bunu nasıl değerlendiriyor? Orada yaşam devam etmesi gerekirken bu koyulan irade ve bu sebeple birlikte hayat orada son verildi diye bakıyor. Eşler içindeki kürtajın eşlerin ilişkisini bozmaya, aldatmaya, aldatılmaya gibi varan, bir sürü sonuçlara varan genelde ilişkinin bitimiyle sonlanan, boşanmayla sonlanan şeylere dönüştüğünü çok fazla görmüş durumdayız. Bununla ilgili çok basit bir çalışma var. Bunu yapınca bu konu çok rahat çözülüyor. Bir ikincisi anne babadan eğer kürtaj varsa, kendisinden kişinin sonra ya da önce kürtaj varsa kişinin hayatında çok farklı şeylere sebep olabiliyor bu. İşte bazen görürüz bazı kişiler paradan çok korkarlar. Eline nakit para verin. Hemen bundan kurtulmaya çalışırlar. Giderler birilerine bir şeyler ısmarlarlar. İyilik yapmaya çalışırlar o parayla. Bir şey yapmaya çalışırlar. Bol bol evden çıkartmaya çalışırlar. Nakit paraya katlanamayan insanlar vardır. Bu o işte oradaki değersizliğin, o şey duygusunun, kürtajın vermiş olduğu sıra düzeni bozulmasının yerine ödeme yapmak için yapılan şey. Bazı insanlarda görürüz kredi kartı bağımlılığı vardır. Ya da kumar bağımlılığı vardır. Bakın çok basit bir örnek. Kumar bağımlılığı. İnsan sürekli kendisini borç altına sokacak davranışlarda bulunur. Kredi kartıyla girersin, alışveriş yaparsın, alışveriş yaparsın, gereksiz bir şeyler alırsın, gereksiz bir şeyler alırsın. Sonuçta kendini borç altına sokmaya çalıştığın bir sürü para davranışında bulunursun. Ve sonuç itibariyle borçlu kalırsın. Sonra uğraşırsın, didinirsin, bu borçları temizlersin, kredi kartını sıfıra çıkartırsın. Birden her şey rahatlar, o süper. Bir bakarsın birkaç ay sonra tekrar bunun içine girmişsin. Fark etmezsin bunu nasıl yaptığını. İşte bu genellikle kişinin kendisinden önce, çok kısa süre önce bir kürtaj olması ya da birkaç farklı kürtaj olmasından sonra doğan çocuğun ben bu hayatımı sizlere borçluyum deme şekli. Hayatını borçlu olduğunu hissettiği için yani yaşıyor olduğu hayatın borçlu olduğunu hissettiği için kürtajla alınan abilerine ya da ablalarına kendisini dünyada borç unsurunun altına sokmaya çalışıyor ruhunu rahatlatmak için. Eğer bir yerlere borçlandıysa oh diyor rahatladım bu borcun karşılığı var artık. Ama bu borç bittiği zaman kendini rahatsız hissediyor. Niye? Çünkü bir borç var içinde ve bunu bir yere anlamlandırmaya çalışıyor kişi. İşte borç ve kumar bağımlılığının altında genelde dizimlerde bu kürtaj meselelerini görmekteyiz. Daha Peki, önceki daha sonrakiler hocam, yani bizden sonra kürtajlar varsa onlar da bizi etkiliyor mu? Bir belli öncekileri sayının yani. üzerinde yapılan anne babada belli sayının üzerinde yapılan kürtaj sonraki nesilde hocam çocukların olmasını zorlaştırır. Mesela anne baba çok rahat anne baba olamaz. Yani eşler çok rahat anne baba olamaz. İşte tüp bebek dener, enjeksiyon dener vesaire bir sürü seçenek zorlarlar. Mesela 7-8 kürtajın olduğu bir ailede kendisinden sonra 7-8 kürtaj varsa eğer ailede kendi kurduğu sistemde, kendi kurduğu ailede çocuk yapmakta çok zorlanabilirler. İşte çocuk anne olmaya korkan, baba olmaya korkan insanlara baktığımızda genelde o kürtaj meselelerini görmekteyiz. Peki, kürtaj değil de bizden sonra ya da bizden önce ölen, anne karnında ölen ya da doğduktan sonra ölen kardeşler için durum nasıldır? Birinci derecede biz kürtajı ele alıyoruz. Çünkü burada bir suç var hocam. Yani burada bir cinayet var gözüyle bakmalıyız. Sonra ikinci aşamada ölenlerle ilgilendiriyoruz. Mesela düşükse farklı bir Düşük,
Düşük diyecektim. Peki ya düşükler, bizden önce ya da bizden sonraki Böyle, düşükler? yani ölümü bir kişi yaparsa cinayettir, kendi kendine olursa ölümdür. Öyle bakarız o zaman, deriz ki. Ama yine de düşükte de kişiye, yani düşen çocuğu doğru sıraya koyup onu onurlandırmamız gerekir. Bunlar için ağaç dikmemiz genellikle yeterli olur. Bir soru var. Ölen çocuk, ölen ruhlar, ölen kürtaj bebeklerin ya da ölen düşen bebeklerin ruhları gidip başka bedenlerde belki dünyaya dönmüşlerdir. O Onun zaman için yine de annenin zaten affına ve kabulüne gerek var evet. mıdır diye soruyorlar. Onun için zaten çalışmalarda izin verme çalışması yapacağız anneler. Eğer tekrar dünyaya gelmesi konusunda çocuklara izin vermesi konusunda izin veriyorlar. Yani böyle bir bakış açısı bu. Eğer böyle bir şeye inancınız varsa, enkarne olduğuna ya da ruhun tekrar o şekilde açılıp Aslında bu gelmesi. enkarne olmak değil de gelememiş olan ruhun, bedenlenememiş olan ruhun başka bir bedende gelmeye çalışması gibi sanki geldi bana biraz O sonradan. mekanizmanın içerisinde sıkışmış olduğunu düşünülüyor. O yüzden anneden bir onay alınması lazım. Ve anne bunu fark etmediği için ve bundan kaçtığı için genelde bu onayı vermiyor. Çünkü ortada bir cenaze yok ya. Cenaze olmadığı için ölüm yok diye bakıyoruz konuya. Halbuki orada bir ölüm var. Bunu onurlandırmamız gerekiyor. O Bir de yüzden şey var. Anne karnında ölmüş bebeklerin mecburen kürtajla alınması var. Bunu soruyorlar hocam. Bu da ölüm değil mi? Bu da tabii, düşük. çünkü bu da düşük. Bu da Yani bir düşük sayılır. şekilde kendiliğinden düşememişse kürtajla alınıyor. O kürtaj değil bence. Tüm bunların hepsini kürtaj konusunda cumartesi öğleden sonraki dersimizde bunların hepsini detaylı göreceğiz işte. Evet. Bugünümüz bunlara ait. Evet, Hepsi hepimiz inşallah. İnşallah hepimiz orada buluşuruz sevgili canlar. Dört bölümde sıralama çok benim ilgimi çekiyor gerçekten. Çünkü hepimiz sıramızı bilmiyoruz. hocam Sıramızı bilmediğimiz için bolluk bereket kaçırıyoruz. çalışmaların sırası önemli burada. Hani neyle başlıyoruz, neyle devam ediyoruz? Orada dikkat ettiyseniz ailesi kürtajdan sonra. Çünkü önce kürtajı öğreniyoruz, sonra onları sıra düzenine koyuyoruz. Dolayısıyla hani öncesi sonrası şeklinde, hani bu rastgele yaptığımız bir şey değil. O çalışmaları doğru sırayla yerleştirdik. Ona da dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla dört çalışma, hani ben üçünü alayım, bir ikisi cumartesi sabah olsun, sonra da pazar öğleden sonra alayım diyorsanız önce sırayla gidin, ama o son holotropi çalışmasına, Rebirthing çalışmasını mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ederim. Vefat etmiş kardeşlerin ya da büyüklerin, kardeşlerin yeni doğana adının verilmesi kişiyi etkiler mi? Çok, çok yanlış olur. Çok yanlış. Evet. Çok yanlış bir. Bir de Dedelerin çocuklara verilmesi, isimlerinin verilmesi yine yanlış bir uygulamadır, ama bizde çok fazla var. bu cumartesi ve pazar çalışmaları için önceden herhangi bir hazırlık gerekiyor mu? Ve bunların hepsine katılmasak, birkaçına katılsak, birine katılsak da mümkün mü? Hepsine mi katılmalıyız? Yani dört farklı çalışma var. Dört farklı çalışmanın bir tanesi işte doğumla başlıyoruz. Kürtajla devam ediyoruz. Aile sıra düzeni yapıyoruz. Dolayısıyla zihin navigasyonu yapıyoruz. Çocukluğumuzda kaçırdığımız, unuttuğumuz parçalarımızı bulup toparlıyoruz. Dolayısıyla yani doğumumuzdan başlayarak büyürken ve bizden önceki nesillerde kaybolmuş bütün parçalarımızı bu hafta sonu bulup temizleyeceğiz. Dolayısıyla her bir çalışma başka bir parçaya yönelik olarak yapıldı, hazırlandı. Yani istediğinizi tabii alabilirsiniz, ama bence dört çalışmada çok kıymetli. Ama en azından o rebirthing'i kaçırmamanızı tavsiye ederim. Anne karnını tekrar hatırlamak için yaşamın bütün korkularını genellediğimiz doğum travmasını bir hatırlamamız için yaptığımız bir çalışmadır. Peki demişler, bu çalışmaları yaptıktan sonra bizde ne gibi bir değişim olacak ya da bizim hayatımızı nasıl etkileyecek demişler. Bilinçaltı çöplerinden kurtulmuş olacağız öncelikle. Şimdi her çalışmanın farklı reaksiyonları var. Birçok şey olabilir, ama genelde değişimler hızlı olacaktır. Mesela içsel çocuk çalışmasının
Yapmadığımız zaman ne oluyor? Biz böyle oluyoruz. Mesela gece kalkıp yemek yiyor musunuz? Yiyorsanız mesela bir Nutella'yı kaşıklamak çok mu hoşunuza gidiyor? Gece özellikle yalnız kimse yokken. Yani bacaklarınızı sallıyor musunuz ya da huzursuz bacak sendromunuz var mı? Dizleriniz ağrı var mı? Böyle vücudunuza dolaşan ağrılar, sırt ağrılar var mı? İşte bunlar şu an olan şeyler varsa. Bunları niye olduğunu anlayıp niye olduğunu anlayacağınız bir çalışma yapacağız yani. Sebebini göreceksiniz. Eğer bununla bu yaptığımız çalışmayı devam ettirirseniz hayatınızın içerisinde bu saydığım şeylerden kurtulmanız da mümkün olacak. Hocam artık bugün daha fazla soru sormayalım. Çünkü yarın 8'de bir meditasyonumuz daha var. Kalan soruları orada sorsunlar. Onun için bugün çalışmamıza geçelim mi, demomuza? Ne dersiniz? Çok yorulacaksınız. Bir an önce yola çıkın siz. Tamam. Yarın 8'de tekrar bir meditasyonumuz var. Kalan sorularınızı saat lütfen yarın 20'de alalım. Tamam mı? Değil mi? Evet, yarın yine soru cevap yapacağız. Buna katılabilirsiniz. Evet. Peki. Bu demo çalışması için sevgili arkadaşlar, hocam bu isterseniz bu yayını tekrarlayalım. Yani şey yapalım. Yayında kalsın eğer mümkünse. Tamam. Sonra şu an hazırlık yapamayanlar sonra da yapabilsinler. Tamam hocam. Dolayısıyla şimdi sizden isteyeceğim şey rahat bir yerde yalnız başınız olmanızı isteyeceğim. Ayakta durmanız gerekiyor çalışma yapabilmeniz için ve daha önceden ben de çalışanlar bilirler o otohipnoz dediğimiz o mekanizmayı çalıştıracağız. Sesim net geliyor mu hocam bu arada? Evet, evet, Siz evet. Evet. harika. Evet, şimdi herkes ayakta, gözleriniz kapalı ve gözleriniz kapalıyken yukarı doğru bakıyorsunuz kendi üçüncü göz noktanıza. Ve diliniz L harfini söylüyor gibi damağınızda. Ve burnunuzdan nefes alıp veriyorsunuz. Boş bir odadasınız. Yanınızda mümkünse kimse olmasın. Biraz burayı yavaş söylüyorum ki siz bunları ayarlayın diye. Yalnız kalın. Lavaboya, tuvalete kaçın ki birileri varsa evde. O da rahat bırakırlar belki. Yalnız olun, ayaktasınız. Gözleriniz kapalı, yukarı doğru bakıyorsunuz ve diliniz L harfini söylüyor gibi damağınıza bastırıyorsunuz. L harfini söylemeyin, söylüyor gibi damağınıza bastırıyorsunuz. Ve burnunuzdan derin nefes alıp yine burnunuzdan veriyorsunuz. Şimdi kendinize bir soru sorun, şunu sorun. Nasıl nefes alıyorum? Aldığınız nefesi hissetmeye çalışın. Nasıl nefes alıyorum? Bu nefes nereye kadar gitti? Nasıl aldım ve nasıl veriyorum nefesi? Biraz nefesinizi takip etmeye çalışın. Nefesinizi takip altına. Ne kadar derin nefes aldım? Nereye kadar geldi? Nasıl veriyorum? Rahat mıyım? Ve şimdi nefesimizi bir sayıyla beraber yapalım. Sizden burnunuzdan 3 sayıda nefes alıp 3 sayıda nefesinizi tutup 3 sayıda verip 3 sayıda tutmanızı isteyeceğim. Yani 3 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. 3 saniye tutun. 3 saniye verin. 3 saniye tutun. Ki üç tut ki üç ver ki üç tut ki üç tut ki üç ver ki üç tut ki üç nefesinizi şimdi bununla beraber çevirin.
Alki 3 4 2 3 Verki 3 2 3 Alki 3 4 2 3 Verki 3 4 2 3 Ölçen bir şekilde almayı, vermeyi ve tutmayı uyguluyor. Evet, siz nefes yapmaya devam ederken al ki ver ki siz bu nefeslerini bu şekilde devam ettirirken ben şimdi size bir soru soracağım. Ayaktasınız. Nefes alıyorsunuz. Tamamen kafanızın içi boşaldı ve sadece nefesinde konsantresiniz. Sadece sen ve nefesin var. Başka hiçbir şey yok. Sadece sen ve nefesin. Geri kalan her şey şimdi burada kayboldu ve gitti. Sadece sen ve nefesin. Al ki üç, tut ki üç. Ver ki üç, tut ki üç. Al, tut, ver. Yoksa buna devam ediyoruz. Buna devam ediyoruz. Ellerimiz tamamen gevşedi ve rahatladı. Ve şimdi sizin hücrelerinize soruyorum. Size değil, zihninize değil, hücrelerinize soruyorum. Bunun cevabını size bildirsinler. Şimdi anne karnında olduğunuzu hissedin. Anne karnındasınız, ıslak ve karanlık bir yerdesiniz. Gözleriniz tamamen kapalı. Islak ve karanlık bir yerdesiniz. Etrafınıza nereye dokunsanız ıslak, eliniz kayıyor ve karanlık bir yerdesiniz. Ayağınız kayabilir. Şu an aşağı doğru düşüyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. İzin verin buna. Aşağı düşün. Doğru düşüyormuş gibi hissetmenize izin verin. Şimdi anne karnındasınız ve bedeninizi serbest bırakın. Bedeninizi serbest bıraktığınızda size anne karnınızın içinde bu yolculukta ya da annenizin annesinin karnının içindeki bu yolculuğunda kürtaj edilmiş, düşmüş ya da anne karnında ölmüş olan hikayeleri hatırlatacak. Bırakın izin verin bu bilgi size açılsın. Bedeninizde bu sarsıntıyı, bu dengesizliği, o ölümün vermiş olduğu rahatsızlığı, kürtajsa eğer bu rahmin içinde kesilen bedenin, kopartılan bedenin, zorla çıkartılan bedenin rahatsızlığını bırakın, hücrelerinizi zihninize göndersin. İzin ver olsun. İzin ver. İzin ver. Açılsın. Kürtaj edilmiş, düşmüş ya da anne karnında ölmüş kardeşleriniz, amcalarınız, dayılarınız varsa şimdi sizi geri doğru itekleyebilirler. İzin verin. Onlar size ulaşsın. Ne kadar şiddetliyse o kadar belki yardıma ihtiyaçları vardır. Belki sizin onların yardımınıza ihtiyaç vardır. İhtiyacınız vardır. Beş, dört, üç, iki, bir. Haydi. Evet. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Şimdi bir bakın kendinize.
Gözlerinizi açın. Her şey yolunda. Her şey olduğu yerde. Bakın bakalım kendinize sarsıntılar yaşadınız mı? Bu sarsıntıların ne olduğunu şimdi anlamlandırın. Sorduğum soru neydi? Annenizin size hamileyken olduğu karnın içindesiniz. Annenizin karnının içinde ya da anneannenizde bir kürtaj düşük ve bunların size ulaşmışım durumunu sorduk. Bedeninizde ne gibi cevaplar aldık? Şimdi aldığınız cevabı benden değil kendinizden lütfen çıkartın. Bu bir sarsıntı mıydı? Çok şiddetli bir sarsıntı mıydı? Sizi çok iteklediler mi? Sadece küçük bir sallantı mıydı? Burada sizce birden fazla kişi var mı sizi sarsan? Şimdi bu soruların cevaplarını yorumlayın. Kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu ne kadar şiddetliyse o kadar çok hızlı bir yardım isteniyordur belki sizden ya da sizin hızlıca bunu çözmeniz gerekiyordur artık. Ve bunun zamanı gelmiştir belki. Evet, bu hafta sonu cumartesi günü bu çalışmanın içerisinde bunları fark edip, keşfedip, bildiklerimizi ve bilmediklerimizi bulup çözümleyeceğiz sevgili hocam. Ve pırıl pırıl olacak o annemizin bizi doğurduğu kanal. Dünya geldiğimiz yeri temizlediğimiz zaman birçok şey aslında çok güzel bir şekilde halletmiş oluyoruz. İlk yaşam kaynağımızı aslında o içtiğimiz yaşamı içtiğimiz bunları temizlemiş oluyoruz. Çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bunun gibi birkaç çalışmamız daha olacak. Yani bu sadece bir tanesi. Bundan daha şiddetli, daha hafif olan birkaç çalışmayla bilmediğimiz kürtajları ortaya çıkaracağız. Bazen saklanabiliyor ya da biz bilmiyoruz. Anneannemiz, dedemiz olmuş oluyor. Biz duymamış oluyoruz. Varsa onları bulacağız ve onurlandırmak için yerlerini ayırt edeceğiz. Evet sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet sevgili canlar, yarın saat 20'de bir meditasyon daha var sevgili hocamızla, bir demo daha var. Yarın saat 20'de sevgili hocamla tekrar olacağız. Bugün saat 22'de de Canan Bektik'le birlikteyiz. Hepinizi Canan Bektik'e de bekliyorum. Yarın saat 20'de görüşmek üzere. Sevgili hocam, iyi yolculuklar. Yolunuz Teşekkür ederim. açık olsun. Allah'a Görüşürüz. emanetsiniz. Görüşmek üzere Görüşürüz. sevgili hocam. Görüşmek üzere.